Değerli Seydişehir gündem okuyucularımız, bugünkü konuğumuz eğitimci yazar Ayşe Ünvan hocamızla röportajımız. Ayşe Ünvan hocamız hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyoruz röportajımız için. Başlamadan kısaca sizi tanıyabilir miyiz değerli hocam? Elbette. Ayşe Ünvan ben. Seydişehir doğumluyum. Felsefe öğretmeniyim Seydişehir Fen Lisesi'nde. Yazı alanında bir takım şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Yazmak, çizmek, edebiyat, insan okumak. Evet. Böyle diyebilirim. Ne kadar zamandır yazıyorsunuz? Ne kadar zamandır yazıyorum? Aslında profesyonel anlamda diye cümleye başlasam çok daha iyi olur. Profesyonel anlamda 2012'de ilk kitabım çıktı. Ama ondan önce dergilerde, gazetelerde, köşelerde yazmaya çalışıyorum bir şekilde. Böyle diyeyim, kendimi bildim bileli yazmaya çalışıyorum. Defter arkaları, kitap kenarları, mendil üstleri, öyle söyleyeyim. Ama profesyonel anlamda ilk kitabım 2012 yılında çıktı. Öyle. Sizi tetikleyen bir şey var mıydı Sayın Hocam yazılarda yazarken? Aslında o tetikleyen elbette var. Yani düşünüldüğü zaman bir takım şeyleri yazarken mutlaka insanın içinden gelen bir dürtü oluyor. Bir kederlenme, bir hüzün, bir mutluluk, bir coşku. Yaşamın bu ırmak gibi akışında o kaygılar bende çok fazla oluyor. Yani bunlar hani benim için elzem şeyler değil de vakit ayırıp aradığım şeyler, öyle söyleyeyim. Evet. Oldukça yoğun bir şekilde bir takım ayrıntıların peşine düşüyorum ve o ayrıntılar bir şekilde beni dürtüklüyor. Ayrıntıların içinde ayrıntıyı görmek gibi bir şey bendeki dürtü. Çocukluğumdan beri olan bir şey. Öyle söyleyeyim. Yani Sayın Hocam, en büyük yazılarda çektiğiniz zor var mı? Yazarken çektiğiniz zorluk? Aslında bu çok güzel bir soru oldu. Yazılarda çektiğim zorluk var mı denildiğinde, şöyle desek daha iyi olur. Yazılarda çektiğim zorluk. Yani o şöyle daha açık söyleyeyim. Yazma, işte zaman, zaman kaybı, efendim hayır zamanı doğru kullanmak, böyle bir şey değil. Bende kelimenin yükü oluyor, o kelimenin ağırlığı oluyor, o kelimenin ağrısı başlıyor. Bir şey beni o demin sorduğunuz soruda dürtüklemek dediniz ya, evet. O şey beni dürtüklüyor, hani ne yazdırıyor size, o şey beni dürtüklüyor ve beni dürtükleyen o şeyin ağrısını kalbimde duymaya başlıyorum. Kalbimde, ruhumda, bedenimde, omuzlarımda. Derken çökmeye başlıyorum. İlla ki yazmalıyım ki o ağır yükten bir şekilde kurtulmalıyım. Sonra yazıp bittikten sonra o kadar ilginç bir şey oluyor ki rahatlıyorum, bitiyor, o ağırlık bitti gibi bir şey olmuyor. Bu sefer yazdığımın peşine düşüyorum. Beni ağrıtan şey başkalarını ağrıtıyor mu? Bir noktada da hissedebiliyorsunuz onları da yazarken. Evet. Peki Sayın Hocam, hangi yaş gruplarına kitaplarınız genellikle hitap ediyor? Bu da çok güzel bir soru oldu. Evet. Neden derseniz, bir eğitimci olarak genellikle eğitim üzerine yazı yazıyor musunuz? Hani eğitimle ilgili kitaplarınız var mı gibi sorular geliyor ve bu konuda yazmam adına çok fazla öneri alıyorum. Aslında benim kitaplarım 7'den 70'e birçok insana hitap ediyor. Ama elbette yetişkinler adına roman yazıyorum. Hani literatürde evet, bunun adı bu, öyle söyleyeyim. Yetişkinler adına roman yazıyorum. Fakat artık ortaokul sondan liseden itibaren bütün gençlerimiz okuyabilir. Ama onun dışında yetişkin insanlar bizlere hitap ediyor yazıları. İnşallah eğitim adına da kitaplarım olacak. Çünkü yoğun bir baskı var, öneriyi geçti artık. Çünkü bir öğretmen olarak böyle bir beklenti var. Ben de kendi kafamdan şöyle düşünüyorum. Hani edebiyat benim birazcık kaçma alanım, rahatlama alanım, terapi alanım. Evet. Öğretmenlikte zaten bunları koştur koştur yapıyorum. Ama diyorlar ki öğrencilerinize o derste verdiğinizi herkes okusun. Evet. İnşallah böyle kitaplarda zamanla olacak gibi hissetmeye başladım bugünler. Ayşe Hocam, hangi kesim sizinle daha çok paylaşım yaptı, etkiledi ya da hangi yaş grubu ya da hangi kesim? Bu soruya inanır mısınız? Böyle çok... Genellikle size hislerini söyledi, okuduk, paylaştık diye. Aslında bu da yine çok güzel bir soru. Evet. Neden derseniz, eskiden bu soru çok sorulurdu ve ben bu soruya hep şöyle cevap verirdim.
Yani kesinlikle işte evet ben yetişkin kısma romanlarımı yazıyorum, öykülerimi yazıyorum. Evet yetişkin kısım alıyor, okuyor, bana geri dönüyor. Bununla ilgili evet. Röportajlar, işte gazete küpürleri biriktirme, efendim bunun üzerinden sorular falan çok güzel dönüşler oluyor. Ama yine de ben hep gençler tarafından okunduğumu, çünkü lisede öğretmen olduğum için gençliğe evet. dair bir şey izlenim bıraktığını düşünüyorum. Sonra zamanla şu son iki kitapta şunu fark etmeye başladım. Artık sadece öğrencilerimin düzeyindeki yaşın ötesinde yetişkinlerle ilgili de çok güzel dönütler almaya başladım. Yurt dışında okumaya başladığımı fark ettim mesela. Çok güzel, evet. Yetişkinlerin ve belli bir yaşın üzerinde insanların döndüğünü fark etmeye başladım. Şimdi iletişimimiz gençlerden daha çok o orta yaş kesimiyle başladı ve çok da güzel dönükler alıyorum. Anladıkça iletişime dönüşüm olacaktır. Aynen. Evet. Beğendiğiniz ve okuduğunuz kitaplar veya yazarları var mı? Beğendiğim ve okuduğum kitaplar ve yazarlar elbette. Evet. Bir kere her kalemin kendi içerisinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hani bazen eleştirilerde bulunuruz, işte bu güzel bir kitaptı, bu güzel bir kitap değildi falan diye. Elbette hepimizin damağında bir tat bırakacak yeniden okumamız için. Evet. Ama ben hep şey diyorum, ben okumuyor olsam bile, çok ölçüme uymuyor olsa bile ben her kalemin kendi içinde değerli olduğunu düşünüyorum ve kendi içimde alkışlıyorum her kalemi. Ama kendi illa da çok beğendiğim yazarlar dediğiniz zaman Sabahattin Ali çok okuyorum, kalemini çok seviyorum. John Steinbeck kalemini çok evet. seviyorum. Ondan sonra öykülerden okuduğum çok öykü var. Ömer Seyfettin severim çocukluğumdan beri. Ve Sait Faik Abasıyanık, biliyorsunuz Sait Faik Abasıyanık öykü ödüllerinde ilk ona girdim. Aslında bunun altında şöyle güzel bir şey de yatıyor. O kadar çok kalemini severek okuyorum ki o ilk ona girmiş olmak da benim ayrı bir ödülüm oldu. Biz de takip ediyoruz tabii. Çok da mutlu oldum. Ben de takip ediyorum. Çok da mutlu oldum. Öyle diyeyim, okuduğum çok yazar var. Şimdi hepsinin ismini zikretmek mümkün olmayacak. Ama severek okuyorum. Fakat en baş köşeye yerleştirdiğim bir tane yazarım var. Cengiz Aytmatov. Evet. Rahmetler olsun diyorum. Evet. Benim için çok değerli bir yazar. Öyle yani söyleyeyim. Şu hocam, konuları ben şu hocam nasıl belirliyor? Konular üzerinde. Yine bugün diyeceğim ki bu soru da çok güzel, bu soru da çok güzel diyeceğim ama konuları aslında belirlediğimi düşünüyordum Ayşe Hanım. Yani işte şu konu, ben onu belirleyeyim, onun üzerine yazayım, bu konu belirleyeyim. Ya da Ayşe Hocam şu konuyu da yazsanıza diye öneriler de geliyor. Fark ettim, aslında konuları ben belirlemiyorum. O hayatın o akışının içerisinde konu gelip benim karşıma dikiliyor ve diyor ki beni yazacaksın. Beni yazacaksın. Bunu çok geç yakalamak. Yani yakalamak demeyeyim. Resmen nasip oluyor. Evet. Hani ben işte evet ilgimi çekiyor, bunu yazayım falan diyorum. Ama o bir şekilde bir yerlerde kalıyor. Ama kendini yazdıracak konu o hayatın akışına karşıma dikiliyor ve önümden çekilmiyor. Evet. Bir şekilde yazıyorum. Evet. Son olarak okurlarımıza söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Okurlarıma, gençlere, öğrencilere, bu yaşamı beraber paylaştığımız herkese aslında söylemek istediğim en güzel şey şu. Evet, kitap okumak çok önemli ve değerli. Kitap okumak aşktır diye bir sloganım var benim. Ama hayatı okumak, insanı okumak, kalbi okumak. Bazen okuyamayabiliyoruz, bazen kendimizi okuyamayabiliyoruz, en yakınımızı okuyamayabiliyoruz, kitapları okuyamayabiliyoruz. Dediğim gibi o konu karşıma nasıl dikilip de beni yaz diyorsa, bazen okunması gereken şeyler de bizim karşımıza dikiliyor ve öylece kala kalıyor. Bu son kitabımda hikayemin incindiği yerdeyim adlı kitapta o kadar çok hikaye, o kadar çok öyküye yer verdim ki sanırım karşıma dikilmiş ana konulardı bunlar ve orada diyordu ki birçoğunun genel özetinde yaşamı iyi okuyalım, bütün kırgınlıklarımız,
bütün ezilmişliklerimiz, üzüntülerimiz, bütün incinmelerimizin altında bizim iyi okuyamamamız ve iyi okunmamamız var. Bundan dolayı Yüce Rabbim oku der ve hikayemin incindiği yerdeyim adlı son kitabımız. İnşallah kimseyi incitmeden ve kimseden incinmeden birbirimizi okumak nasip olsun cümlesiyle tamamlıyor. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Seydişehir içimizde size izlenim bırakan veyahut da kitaplarımızdan sizde izlenim bırakan şeyler var mı? İlçemizle ilgili Seydişehir. Bir kere çok ilginçtir. Mesela Seydişehir'le ilgili benim yani yazıp çizmelerimde sadece Kör Kalbi Aşk Dokunmaz adlı kitabımız var. Seyit Harun Veli Hazretleri'nin hayatını anlatan ilk roman olmuş özelliğini taşıyor. Birçoğunuz okudunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. İnanın. 3-4 defa okudum. Çok güzel, çok güzel geri bildirimler aldım. Şöyle zannediyorlar ve sorulunca hemen cevaplıyorum. İşte Seyit Harun Veli Hazretleri'nin hayatını yazdım. Artık Seydişehir'le ilgili yazacak bir şey yok mu? Hayır var. Bütün kitaplarımda gelenekler, görenekler, örfler, adetler, evet, düğünlerimiz, acılarımız, aşklarımız, geri kalmışlığımız, ileri gitmişliğimiz, saygımız, sevgimiz tamamını özellikle de geleneksel anlamda o bizim öf adetimizi anlatabilecek şeyleri kitapların içine koymaya gayret ediyorum. Çünkü yazarken yakın çevrem, gidip gördüğüm, içine girdiğim şeyleri yazmayı çok önemsiyorum. Hani bilmediğim bir alanı yazmaktansa bildiğim alanın daha derinine inebilmek gibi yazmak istiyorum. O yüzden aslında bütün kitaplarımızda içinde yaşadığımız bölgenin kültürel yapısı var. Öyle diyeyim. Aslında kitaplar hep Seydişehir. Evet. Sayın Hocam, evet, edebiyatla ilgili nasıl gelişti Ayşenur Hocamız? Geliştim diyebilir miyim? Önce onun altını bir çizmeliyim. Evet. Zaman zaman değil, her zaman kendimi eleştirdiğim oluyor. Diyorum ki daha çok okumalısın. Çünkü hayatımın belli bir kısmı tamamen öğretmenlik. O ayrı bir eğitim oluyor benim açımdan. Çünkü çocuklar beni geliştiriyorlar. İster istemez onlarla birlikte okuyoruz, onlarla birlikte yaşıyoruz. Ve hayata dair bir takım kazanımlarım oluyor. Onun dışında edebiyata dair şöyle soru çok geliyor bana. Bunu da hemen oraya eklemiş olayım. İşte en çok gelen soru, öyle söyleyeyim. Belki sizler de üzüleceksiniz buna ama ben üzülmüyorum, aslında gurur duyuyorum. Evet. Diyorlar ki ya küçücük bir ilçede, Seydişehir'de kendini nasıl geliştirdin? Bir kere kendimi edebi alanda çok geliştirdiğimi düşünmüyorum. Daha çok yürünmesi gereken yol olduğunu düşünüyorum. Küçük ilçeye gelince Seydişehir'in oldukça sosyal olduğunu düşünüyorum. Ve çıkabildiğim kadar şehir dışına çıkmaya, edebi ortamlara girmeye gayret ediyorum. Bu konuda sağ olsunlar destekleyen, büyük şehirlerde insanlardan destekleyenler, çok destek alıyorum. Bu destek şöyle, hiçbir şekilde maddi anlamda ya da siyasal anlamda bir destek olmasından ötürü canım Ayşe Hocam, yazdığınız beni çok mutlu etti ve hayata tutundu. Bu kilometrelerce yol kat etmişim gibi güzel hissettiriyor bana. Görüyoruz, takip ediyoruz bizler de. Öyle diyeyim, yani küçük bir yer olsa da edebi alanda kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Ama geliştim, bitti diye bir şey yok. Sanırım ölünceye kadar adımlamak lazım. Bir kitap yazmak ne kadar zaman alıyorsunuz? Şimdi kitaba göre değişebiliyor. Konuya motive olmayla da alakalı oluyor. Yani o konuya motive misin, evet, değil misin? Ya da motivasyonlu bir şey bozabiliyor. Zaman uzayabiliyor. Ama bir yılda bir kitabı tamamlıyorum, öyle söyleyeyim. Bazen daha erken bittiği gibi, bazen mesela Kör Kalbi Aşk Dokunmaz Seyit Harun Veli Hazretleri ile alakalı romanımızda çok uzun yıllar sürdü onu araştırmak. Çünkü hem Seyit Harun Veli Hazretleri'nin hayatına ince dokunup bir saygısızlık etmeden yazmaya gayret ettim. Hem de biraz yaşayarak, içine girerek tasavvufun yazılsın istedim. O yüzden uzun zamanımı aldı. Yani Kör Kalbi Aşk Dokunmaz 2 yıl, 3 yılı geçti yazılması, hazırlığı. Ama diğerleri birer yıldan biraz önce tamamlandı diyebilirim. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Onur duydum. Seydişehir gündeme. Sizlere çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.